Usura d'oro. Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, din konusunda, din bilgileri konusunda düşüncesinde isabet eden sevap alır diye bir hüküm var mıdır? Yani bunu öncelikle sormak istiyorum. Eğer varsa da bu herkes için geçerli midir? Yani ben oturdum, bir kitap okuyorum falan ya da işte Kur'an-ı Kerim, Arapçam var biraz. Kur'an-ı Kerim'den dedim ki işte şurada şöyle demek istiyor diye hüküm çıkardım. Hadis-i şeriflerden hüküm çıkardım. Dolayısıyla hem hüküm çıkarmış oldum, başkalarına yardımcı olmuş oldum, hem de sevap kazanmış oldum. Ben yaparsam bunu. Şimdi Mustafa Bey, uzun bir konu aslında. Uzun, evet. Geniş de bir konu. Bizim zaten buradaki şeyimiz de var. Mesela Osmanlı döneminde, Osmanlı'nın güçlü dönemi, Selçuklu'nun güç dönemi, ondan önceki İslam devletleri döneminde, hele Hulefai Raşid döneminde alim çoktu. Alim çoktu. Dolayısıyla din düşmanları şeyi açık bulamıyordu. Açık bulamıyordu. Müslümanlar zayıflayıp bilhassa baktılar ki dinin bekçisi olan Osmanlı son asırda, başta İngilizler olmak üzere diğer din düşmanları buraya saldırmaya başladılar. Misyonerlerin asırlar boyu devam eden çalışmaları, İngilizlerin iğrenç siyaseti ve her türlü maddi güçlerini kullanmasıyla İslam dininin bekçisi, ehl-i sünnet alimlerinin hizmetçisi olan Osmanlı Devleti parçalanınca mezhepsizler meydanı boş buldular. Bilhassa ehl-i sünnet alimlerine söz hakkı tanınmayan memleketlerde, mesela Suudi Arabistan'da yalan ve hilelerle ehl-i sünnete saldırmaya, İslamiyet içeriğini yıkmaya başladılar. Suudi Arabistan'da dağıtılan sayısız altınlar bu saldırganlığın dünyanın her yerine yayılmasını sağladı. Pakistan'dan, Hindistan'dan ve Afrika milletlerinden gelen haberlerden anlaşıldığına göre din bilgisi ve Allah korkusu olmayan bazı din adamları bu saldırganlara destek olarak mevkilere ve apartmanlara kavuşmuşlardır. Ben de yakinen tanıdıklarım var. Suudi Arabistan'dan her ay $1000 alanlar vardı. Biliyordum yani. O eski fiyat hocam. Eski fiyat, şimdi çoktan değişti. Tabii. O zaman da $1000. Evet. Bilhassa gençleri aldatarak ehl-i sünnet mezhebinden ayırmak için yaptıkları hıyanetleri bu habis kazançlarına sebep olmaktaymış. Medreselerdeki talebeyi Müslüman yavrularını aldatmak için yazılan kitaplardan birisinde. Bu kitabı mezhep taassubunu kaldırmak ve herkesin kendi mezhebi içinde kavgasız yaşamasını sağlamak için yazdım deniyor. Bunlar mezhep taassubunu kaldırmayı ehl-i sünnete saldırmakta gördüğünü söylemektedirler. İslam dinine hançer saplamakta, bunu Müslümanların kavgasız yaşaması için yaptığını söylemektedirler. Kitabın bir yerinde de düşünen bir insan düşüncesinde isabet ederse, 10 misli hata ederse bir ecir alır deniyor. Şimdi siz de onu soruyorsunuz ya. Evet. Düşünen bir Müslüman. Ben düşünen. De düşündüm. Tamam. Bir şeyler buldum. Şimdi buna göre her insan, yani ister Hristiyan ister müşrik olsun, her düşüncesinde ecir alacak değil mi? Papaz da düşündü, o da ecir alacak. Hem de doğru olanlarda 10 sevap. Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifini değiştiriyorlar, hile yapıyorlar. Halbuki hadis-i şerifte bir müştehit ayet-i kerimeden ve hadis-i şeriften amele ait bir hüküm çıkarırken isabet ederse buna 10 sevap verilir. Hata ederse 1 sevap verilir buyuruyor. Müştehit diyor ama. Müştehit diyor. Şimdi her düşünen değil. Hindi de düşünüyor, tamam mı? Yani. Öyle yani. Şimdi bir fıkra anlatırlardı. Biz Konya'dayken İmam İlahiyat'a giderken falan. O zaman da böyle gündemdeydi böyle şeyler falan da. Nasrettin Hoca bir gün hindisini almış, pazara götürmüş. İşte tavuklar var, kazlar var falan. Kuşların her, falan olduğu kuşlar yer. Kuşlar var falan. Neyse. Kanatlılar. Herkes mesela diyelim ki 10 lira, 20 lira, 30 lira ne diyorsa bu 100 lira diyor. Diyorlar ki hoca efendi, yani demiş hani tamam bu kaz 20 lira, hadi 2 misli olsun 40 lira, 100 lira nereden çıktı? İyi de demiş, benim demiş hindi düşünüyor. Adam demiş ki ya sen papağan demiş konuşuyor. Tabii. O 50 lira, sen diyorsun ki 100 lira. Benimki de düşünüyor demiş. Benimki düşünüyor.
Onlar düşünüyor. Gidiyor ama. Tabii. Dolayısıyla bu mezhepsiz tayfası ve bunların da ipi yani Londra'ya bağlıdır. Aynı şekilde ne bileyim Tel Aviv'e bağlıdır. Bir yere bağlıdır yani böylelerin ipleri. Boğazlarındaki. Çünkü oradan mangırlarını alıyorlar, paralarını alıyorlar. Evet. Hedefleri efendim İslamiyet değil. İslamiyet'i yok etmek, İslamiyet'i öğretmek değil. İslamiyet öğretmek. İslamiyet diyor ki müştehit. Peki müştehit kime denir? Müştehit olabilmek için din bilgileri ikiye ayrılır. Akli, nakli. Bu akli ve nakli ilimlerde bir tahassüs olacak. Yetmedi. Ondan sonra bir kalpleri temizleyen bir rehber, bir mürşit onun kalbindeki dünya sevgisini söküp alacak. Kalbi aynı şekilde agah olacak, uyanık olacak. Ve Allah-u Teala lütuf ve ihsan edecek. Ondan sonra kapalı olan, yani açıkça bildirilmeyen ayet-i kerimeler var. İşaret var sadece. Hadis-i şeriflerde de. Onlara bakacak, diğerlerine bakacak, öbürlerine bakacak. Onun kalbine o anda kalp parladığı için ha diyecek bu ayette murat budur. Mesela bir misal söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'de Estağfirullah Femsuhu Ru'useküm diye bir ayet-i kerime var. Meali itibariyle buyuruyor ki başlarınızı meshediniz. Meshetmek. Baş denmiyor, başlar deniyor. Femsuhu da çoğul. O da çoğul kullanılmış. Baş da çoğul kullanılmış. İmam Malik Hazretleri bakıyor o ayet-i kerimeye. Mezhebi İmam müştehit. Hadis-i şeriflere bakıyor. Peygamber Efendimiz tatbikatına bakıyor. Ayet-i kerimede böyle buyuruyor. Başın tamamını abdestle meshetmek farz diyor. Öyle. Bu iştahattır. Tamamını. Evet. Farz diyor. İmam-ı Azam İbn-i Hanife, İmam Malik, İmam-ı Şafii Hazretleri. Evet diyor ayet-i kerime böyle. Hadis-i şerifler böyle. Peygamberimiz tatbikatı böyle. Bazı hadis-i şerifleri alıyorlar, bakıyorlar. Evet diyorlar. Başın tamam meshedilecek ama farz değil diyorlar. Sünnet. Çünkü ayet-i kerimede açık net bir şekilde başınızın tamamını meshedin emri yok. Hadis-i şerifte de yok. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam tatbikatlar var. Peygamber Efendimiz tatbikatlar var. O açık bir net. İçtihat kendi yorumu değil. Bir konuda yapılacak bir amelin farz mı, vacip mi, sünnet mi ona bakıyor. Mesela bir hadis-i şerif. Mizanül Kübra'da geçiyor. Abdülvehhab-ı Şahrani Hazretleri işte dört mezhebin aldığı delilleri şey yaparak mizan diyor ona koyuyor. El vitru hakkun diye başlayan bir hadis-i şerif var. El vitru hakkun. İmam-ı Azam İbni Hanif Hazretleri bu hak kelimesi vacip olduğunu gösterir buyuruyor. Vitir namazı. Vitir namazı. Onun için vacip diyor. Diğer üçü sünnettir diyor. Diğer üçü. Başka hadis-i şerifleri şey yapıyorlar. Dolayısıyla bu iştihattır. Dolayısıyla ben de düşündüm. Yok öyle şey. Hani bir zamanlar bizde bir Diyanet İşleri Başkanı vardı. Ahmak herifiydi. Bana göre kurban sünnet. Ahmak herif. Zaten İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmet bin Hanbel Hazreti sünnet olduğunu bildirmiş. Dilin mi kırılır? Ya zaten diğer üç mezhep imamı sünnet demiş. Hanefi de vaciptir. Deyiversen. Aa yok. Ben. Bana göre diyor. Bana göre. Allah Teala muhafaza eylesin böyleler. Dolayısıyla efendim. Dolayısıyla hadis-i şerif bu sevapların her düşünene değil, iştihat derecesine yükselmiş olan İslam alimlerine verileceğine, buna da her düşünmesine değil, naslardan yani ayet ve hadislerden amele ait hüküm çıkarmak için çalışmasında verileceğini göstermektedir. Bu çalışması ibadettir. Her ibadete verildiği gibi burada da sevap verilmektedir. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de önemli bir konuda bilgiler aldık Osman Ünlü hocamızdan. Bir sonraki programda yine beraber olacağız başka bir konuyla. Şimdilik hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, bir ağaçtan insanlar, hayvanlar veya kuşlar istifade ederse, o ağacı diken için bir sadaka olur. İşanın zahirine bakanlar, mahrum olur ve zarar eder. Batınlarına nazar edenler, kurtuluşa ve felaha erer. İşanın mezar-ı şeriflerinden de istifade olunmaktadır. İmanda kalbin tasdiki kâfi olup, nefsin izanı anlaması istenmemiştir. İman başka, inkâr etmemek başkadır. İman, kalbin tasdikidir. Tasdik, izandan,
anlamaktan ibarettir ki, inanmak ile tabir olunmuştur. İman, zaruret ve tevatür ile dinden bize gelmiş olanlara, kalbin tasdikinden, inanmasından ibarettir. Lisanın söylemesi de imanın rüknüdür demişlerdir ki, sükût ihtimali vardır. Özr, korku ile söylememesi affolur. Bu tasdikin alameti, küfrden uzak ve kâfirlikten sakınmaktır. Ve kâfirliğin hususiyetleri olan onlara mahsus şeylerden, mesela zünnar bağlamak gibi, bunlardan teârrîdir, âri olmaktır. Bu tasdiki dava edip, küfürden teberrî eylemezse, mürtettir. Teberrî, kâfirlere düşmanlıktan ibarettir. Bu teberrî, kalb ile veya havf, korku yoksa, kalp ve kalıp ile olur. Muhabbet-i Huda ve muhabbet-i Resûl-ü Huda, onların düşmanlarıyla düşmanlık eylemedikçe olmaz. İmanda sadece kelime-i şehadeti söylemek kâfi değildir. Münafıklar da o kelimeyi söylerler. Bütününe inanmak ve kâfirlikten teberrî lazımdır. Cana cefa, kıl ya vefa, kahrında hoş, lütfunda hoş. Cana cefa, kıl ya vefa, kahrında hoş, lütfunda hoş. Ya dert gönder ya da deva. Ya dert gönder ya da deva, kahrında hoş, lütfunda hoş. Hoştur bana senden gelen, ya hilatü yahut kefen. Hoştur bana senden gelen, ya hilatü yahut kefen. Ya taze gül yahut diken, kahrında hoş, lütfunda hoş. Ya taze gül yahut diken, kahrında hoş, lütfunda hoş. Gelse celalinden cefa, yahut cemalinden vefa. Gelse celalinden cefa, yahut cemalinden vefa. İkisi de cana sefa, kahrında hoş, lütfunda hoş. İkisi de cana sefa, kahrında hoş, lütfunda hoş. Ger bağı ger bostan olan, ger bendü ger zindan olan. Ger bağı ger bostan olan, ger bendü ger zindan olan. Ger vaslu ger hicran olan, kahrında hoş, lütfunda hoş. Ger vaslu ger Padişah-ı lem yezel, zat-ı ebed hayy-i ezel. Ey padişah-ı lem yezel, zat-ı ebed hayy-i ezel. Ey lütfu bol kahrı güzel, kahrında hoş, lütfunda hoş. Ey lütfu bol ağlatırsın zari zari, verirsin cenneti huri. Ağlatırsın zari zari, verirsin cenneti huri. Layık görür sen nari, kal-
İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh Ehl-i Sünnet'in 4 büyük imamının birincisidir. Muhammed aleyhisselam'ın parlak olan dininin büyük bir direğidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İmam-ı Azam'ın geleceğini haber verdi. Buyurdu. Adem aleyhisselam benimle övündüğü gibi ben de ümmetimden bir kimseyle övünürüm. İsmi Numan, soyadı Ebu Hanife'dir. Ümmetimin ışığıdır. Ve peygamberler benimle övündükleri gibi ben de Ebu Hanife ile övünüyorum. Onu seven beni sevmiş olur. Onu sevmeyen beni sevmemiş olur. İmam-ı Azam'ın takvası çok fazlaydı. Helal yemek için ticaret yapardı. Ortakları vardı. Şüpheli sandığı binlerle lira kazancı fakirlere ve din adamlarına dağıtırdı. Yüzlerce talebesini kendi kazancından besler, ihtiyaçlarını giderirdi. 30 yıl her gün oruç tuttu. Yalnız bayramlarda 5 gün tutmazdı. Geceleri namaz kıldı. Günün çok saatini mescitte ders vermekle, halkın sorularını cevaplandırmakla geçirirdi. Geceleri mescitte ve evinde sahibine ibadet ederdi. 40 yıl yatsının abdestiyle sabah namazını kıldı. Çok kere bir rekatta veya 2 rekatta bütün Kur'an-ı Kerim'i okurdu. Bazen de yalnız bir azap veya rahmet ayetini namazda veya namaz dışında tekrar tekrar okuyup hıçkıra hıçkıra ağlar, sızlardı. İşitenler halini acırdı. Fakirler gibi giyinirdi. Bazen de Allahü Teala'nın nimetlerini göstermek için çok kıymetli elbise giyerdi. 55 kere hac yaptı. Ömrümde 1 kere güldüm, ona da pişmanım, demiştir. Az söyler, çok düşünürdü. Bazı din konularında talebesiyle münazara, konuşma yapardı. Bir gece yatsı namazını cemaat ile kılıp çıkarken, bir ayağı kapının dışında, bir ayağı daha mescitteyken, bir konu üzerinde talebesi Züfer ile sabah ezanına kadar konuşup, ikinci ayağını dışarı çıkarmadan sabah namazını kılmak için yine mescide girmiştir. Hasan Sezai Hazretleri. Vücudum mülkünün sultanı sensin. Muhakkak canımın cananı sensin. Bugünkü evliyayı anlatmaya, onun Resulullah Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem yazdığı şiirle başlayalım istedik. Bugün Serhat illerimizden Edirne'nin büyüklerinden birini anlatacağız. O aslında Edirneli değildir. Çünkü doğum yeri şu anda Yunanistan sınırları içinde kalan Gördes'tir. Doğum yılı ise 1669'dur onun. Hasan Sezai, barbar Venediklilerin Gördes'i istilası sırasında İstanbul'a gelir 18 yaşında. İstanbul'da çeşitli büyüklerin dizi dibinde ilim tahsili görür. Ondaki ahlak ve yüksek istidat, akranları arasından sıyrılması ve yükselmesiyle neticelenir. Susması, bakışı ibret, konuşması hikmet olur Hasan Sezai'nin. Bir müddet sonra Hasan Sezai, Edirne'ye gider ve rüyada aldığı işaretle bir medreseye gider ve çeşitli hizmetlerde bulunur. Daha sonra hocasının vekilinin de vefatıyla dergâhın şeyhi olur Hasan Sezai. Hasan Sezai Hazretlerinin tevazuu pek büyüktür. Merhameti sadece insanlara değil, bütün yaratılanlaradır ki, kimi zaman merhametini gösteren, avucunda tuttuğu ve ısıtmaya çalıştığı bir küçük sakadır. O daha sonra birkaç haftalığına Mısır'a gider ve Gülşeni yolunda ikinci pir olarak kabul edilir.
500 bini bulan talebeleriyle muazzam bir ilim ordusunun başındadır o. Onun dilinde bütün müminlere ve devlet-i âliyeye dualar vardır daim. Kerametlerinden biri şöyledir. Bir gün borçlular gelmiş, sıkıştırmaktadırlar Hasan Sezai Hazretlerini. Bu Allah dostuna karşı edep sınırlarını biraz zorlayınca o, gelen alacaklılara sabretmelerini söyler. O anda avludan giren iki yabancıya hitap eden büyük veli, sizler çabuk bize gönderilmiş olan altınları şu alacaklılarımıza verin de daha fazla beklemesinler, diye seslenir. O iki kişi yanlarındaki keseyi uzatırken, Hasan Sezai Hazretlerinin bunu nasıl bildiğine hayretler içinde kalırlar. Alacaklılarsa bu açık keramet karşısında özür dileyip talebeliğe kabullerini isterler. Bu altınlar valinin büyük veliye gönderdiği hediye altınlardır ve kimselerin haberi yoktur bu ikramdan. Yine bir gün birkaç eşkıya nevaleleri düzmüş, ıssız bir yerde içki içmek için giderken Hasan Sezai Hazretleri ile karşılaşırlar. Hasan Sezai Hazretleri, herhalde gezmeye gidiyorsunuz. Heybenizdeki şişelerde ne var acaba diye sorar. Onlar buna hayret etmekle, üzüm şerbeti diye cevap verirler. Hasan Sezai Hazretleri, öyle olsun der ve gider. Eşkıyalar nevaleleri açıp, birisi şarabı ağzına götürür götürmez hayretler içinde kalır. Evet, şarap üzüm suyuna dönüşmüştür. Peki nasıl olmuştur bu? Bunun sırrı, alemcilerin üzüm şerbeti cevabına Hasan Sezai Hazretlerinin verdiği öyle olsun cevabı, dahası duasıdır. Cenab-ı Hak bu nazlı kulunun bu sözünün hatırına şarabı üzüm suyuna dönüştürmüştür. Âlemciler böylesi bariz bir keramet karşısında gider, tövbe eder ve talebeliğe kabul edilme şerefine erişirler. Allah dostlarından ve onun sevgili Resulü Efendimiz Aleyhisselam'ın yüreği yanık aşıklarından olan Hasan Sezai Hazretleri buyurdu ki, dünya itibarına aldanıp manevi yükselmeden geri kalmayın. Suret ve görünüşe itibar etmeyin. Zira görünüşteki itibar olsa olsa su üzerinde meydana gelen dalgaya benzer. Su üzerindeki dalganın devamlı olması mümkün müdür? Ve ona bağlanıp kalmak akıl kârı mıdır? Bid'at itikadı. Bid'at itikadı yanlış, sapık inanmaktır. İmanın bozuk ve sapık olmasıdır. Müslümanların çoğu bu kötü hastalığa yakalanmışlardır. His organlarıyla anlaşılamayan, hesapla ulaşılamayan şeylerde akıl yürütmek ve aklın yanıldığı şeylere inanmak insanı bu hastalığa sürükler. Her Müslümanın itikatta mezhebin iki imamından birine, yani Maturidi veya Eş'ari mezhebine tabi olması lazımdır. Bu iki imamdan birini taklit etmek insanı bu hastalıktan kurtarır. Çünkü ehli sünnet alimleri rahimehumullahü teala aklın ermediği bilgilerde yalnız Kur'an-ı Kerim'e ve hadis-i şeriflere uymuşlar. Akıllarını yalnız bu ikisinin manalarını arayıp bulmakta ve anlamakta kullanmışlardır. Bu manaları eshab-ı kiramdan, onlar da Resulullah'tan öğrenmişler ve öğrendiklerini kitaplarına yazmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde açıkça bildirilmiş olan bir şeye inanmayan veya şüphe eden kâfir, Allah'ın düşmanı olur. Açık olarak bildirilmemiş, şüpheli olan emirlere yanlış mana vermek bid'at olur. Kur'an'dan, hadisten yanlış mana çıkarana bid'at sahibi denir. Kendi anladıklarına, düşüncelerine Kur'an, hadis diyene zındık denir. Bu yanlış anladığına inanan bid'at sahibi olur. Böyle şey olmaz, aklım kabul etmez derse kâfir olur. Bir harama mübah diyen kimse, bir ayete veya
hadis-i şerife dayanarak söylüyorsa, kâfir olmaz. Bid'at sahibi olur. Ebu Bekr ile Ömer'in hilafete seçilmeleri haklı değildi demek, bid'attır. Hilafete hakları yok idi demek, küfürdür. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Güney Kıbrıs'ın sahil kenti, liman kenti olan Limasol'dan sesleniyorum. Limasol'un hemen kalesine, çarşısına yakın, Ulu Cami'ye yakın bir Piri Ali Dede türbesi ve tekkesi var. Şimdi Kıbrıs'la ilgili yazan kitaplar diyorlar ki, İşte Piri Reis'in tarikatındandı bu Piri Ali Dede. İşte denizle uğraşırdı falan. Yani Piri Reis de dünyanın en meşhur denizcisi ya efendim. İnsanlara çok büyük hazineler bırakıp gitmiş. Dünya coğrafyası bilgisi olarak. Hatta insanlar inanamıyorlar yani. Kutupların buz tabakası örtülü olduğu zamanlarda bile oranın haritasını nasıl çıkarttı diye. En sonunda tabii Avrupalılar herhalde ruhu oradan çıktı, yukarıdan fezadan seyretti, ona göre resmetti diyorlar. O zaman o ruh o kadar kabiliyetliyse, Allah-u Teala dilerse bedende durduğu zamanda da olur o. Tabii insanları, bazı inanç cahilleri yanlış yollara saptırıyorlar. Bu Piri Ali Dede, Ali Baba, Piri Reis tarikatından mıdır bilmem. Piri Reis'in hangi tarikatta olduğunu da bilmiyorum. Bir tarikatta olabilir Piri Reis'te. Çünkü Osmanlı devlet adamlarının bir tarikata mensup olmaları öyle kötü gören de bir şey değildi. Sultan Reşat Han, Mehmet Reşat Han mesela Mevlevi Hane'ye gelirdi. Mevlevi idi ve Yenikapı Mevlevi Hanesi'ni sık sık ziyaret eder. Orada ileri gelenlerle oranın sohbet buyururdu. Şimdi Lefke'de Yukarı Lefke Camii diye adı geçen Piri Osman Paşa Camii var. Kabrin etrafını mumla doldurmuşlar. Mum isinden artık kabrin o güzel beyaz mermerleri görünmüyor. Bir defa Osman Paşa piri değil, pir de değil, hem paşa hem pir olmaz. Seydi Ali Reis de komutanlık yaptı. Pir olmaz. Piri Reis demek, piri onun adıdır, lakabıdır. Ama bir tekkenin piri manasına değil, bir tarikatın piri manasına bunu almamak lazım. Lefke'deki Piri Osman Paşa Camii ile bura arasında bir bağlantı yapmam garip geldi belki seyircilerimize ama sanki alakalı gibi. Orayı da Piri Mehmet Paşa'nın soyundan gelen Piri Ahmet Bey yaptırmıştı. Dolayısıyla Piri Mehmet Paşa'nın soyundan gelip devlette görev alan çok insanlar vardır. Ve bu tekkede illa post işinlik yapmış olması lazım değil. Piri Ali Dede'nin veya Piri Ali Bey'in. İhtimal ki burada idareciydi. Öyle bir tekke kurdu. Bir derviş efendiye de bu tekkeyi teslim etti. Piri Reis, Yavuz Sultan Selim Han'ın Çaldıran seferinden itibaren yanında olan, çok ileri görüşleri olup, Çaldıran'da zaferin kazanılmasında da emeği olan, daha sonra Mısır seferini hazırlanması, sonra da Kanuni Sultan Süleyman Han döneminde
ta Yavuz Sultan Selim Han zamanından başladı da Rodos'un fethinin planlanması ve en sonunda da Kanuni Sultan Süleyman Han'a aman efendim Rodos her şeye hazırdır. Biz istihbarat elemanlarımızı oraya yerleştirdik. Senelerdir oradan haber alıyoruz. Şu an günüdür deyip 1522'de Rodos'un fethedilmesine sebep olan yani tabiri caizse çok mübarek ihtiyar bir kurt efendim. Hakikaten tam bir dört dörtlük devlet adamıydı. Onun sülalesinden gelen insanların da onun gibi kıymetli kimse olduğunu biliyoruz. Ve Kıbrıs'ın fethi sırasında da onun torunlarına, oğluna bile denk gelebilir sıra ama ben torunu olan bir Pir Ali Bey'in çıkarma esasında bulunduğunu ve daha sonra da Kıbrıs'taki Osmanlı'nın ilk yerleşiminde gerek Baf'taki yerleşim gerekse Baf'tan yukarıya Omorfo'ya doğru Lefke bölgesindeki yerleşimi bizzat Ali Bey'in idare ettiğini tahmin ediyorum. Ama burada da bir tekke var mıydı? Vardı. Peki tekke ne işe yarar? Tekke önüne yemekler gelir, sofrada kaşıklanır. Ya Rabbi şükür vur kafayı yat. Değil efendim. Tekkede din eğitimi verilirdi. Tasavvuf eğitimi verilirdi. Ama tekke öğrencileri çalışmakla mükellef değildi. Bunu bir vakıf beslerdi. İşte bu vakfı kuranın Pir Ali Bey olduğunu tahmin ediyoruz. Bakınız ben hep tahminlerimi söylüyorum. Şimdi benim notlarıma bakarak söyleyeceklerimde belki siz duralayacaksınız. Mecburum ben bu tahminlerimi söylemeye. Çünkü doğruya yakını bu. Kıbrıs'la ilgili kitap yazanların biraz daha derin araştırıp ayağa yere basan bilgilerle kitap yazmaları bence var tabii. Böyle yazılmıyor demiyorum. Ama biraz daha dikkatli yazılmasında fayda var. Pir Ali Bey'in, Ali dedenin diyor burada. Pir Ali Bey'in Limasol'a ilk çıkıp sancağı diken insan olduğu söyleniyor. Yani komutan efendim bu burada belli. Bir derviş pir efendiye al şu bayrağı dik buraya efendim denmez. O dua ordusundandır. Bir grubu savaşlarda gaza ordusundandır. Yani elinde kılıç, tüfek, top neyse ok, yay savaşır. Bir grupta dua ordusundandır. Askeri moral motivasyon yönünden yükseltir. Arkadan dua eder. Bu kimsenin özelliği, Pir Ali Bey'in özelliği, la ilahe illallah kelimesini çok söylerdi efendim. Kumandan da ama bu kelimeyi de hiçbir zaman dilinden düşürmezdi. Bundan meşhurdu. Deniyor ki, şimdi geldik türbeye. Burada, şurada bir mescit var. Burada türbe var. Türbede mihrap var. Mescitte mihrap yok. E nasıl diyelim şimdi? Burada bir mihrap olabilirdi. Olması lazımdı. Vardı da belki. Ama namaz kılınan yere de yani türbenin kıbleye doğru mescidin kıbleye doğru dönük olan kısmına kabir pek yapılmaz. Yani zarurettense olabiliyor. Yanlarda olur, arkada olur. Burada bir değişik bir şey var. Bu avlunun tabii bu kadar olduğunu zannetmiyorum. Çok daha genişti. Burada da Limasol'un belki de en yaşlı zeytin ağacı vardı. Şu anda onlar yok. Cümbez olma ihtimalinden de bahsediyor bazı Limasol'u tanıyan kimseler. Bu zeytin değil de cümbez ağacıydı diyor. Tabii cümbez ağacı da çok uzun yaşayan bir ağaçtır. Ve Kıbrıs'ın da Limasol bölgesinde en çok yetişir. Famagusta'da, Magosa'da var ama burada da en çok yetişir. Bu kimse bir gün Piri Ali Bey düşman donanması şehre saldırınca asasını denize soktu. Şiddetli bir fırtına çıktı yazıyor. Kayıtlarda yazıyor bu. Düşman gemileri battı. Ve bu kerameti görüldükten sonra da ruhunu teslim etti deniyor. Bu halkın arasında yayılmış olan bir menkıbedir. Evet, İslam'da evliyalar kerametlerin ortaya çıkmasından hiç hoşnut olmazlardı. Onu birileri zorlamazlarsa öyle bir keramet göstermeyi de hiç arzu etmezlerdi. Nice evliyaların kabirlerinde çekimler yapıyoruz, vefatlarına bakıyoruz. Birisi zorlamış, üstüne üstüne gitmiş,
neredeyse dini hususta inkara gidecek hale gelmiş. O zaman mecburen ona bir keramet göstermiş ve sonra da ruhunu teslim etmiş. Pir Ali Baba'nın da, yani Pir Ali Bey'in de böyle vefat ettiği söyleniyor. 4 kabir taşlı mezar vardı burada efendim. 4 tane kabir taşları mevcut mezar vardı. Bunlar 1800 tarihini taşıyan Arnavut Camii'nin, o cami de buradadır, Limasol'dadır, banisi Kuşadalı Hacı Bekir Ağa. 1813 tarihli olanı Limus'un zabiti, yani Limasol zabiti, Said Ağa'nın oğlu Seyit Bekir Ağa idi. Üçüncüsü 1813'te vefat eden yine Limus'un zabiti. Efendim, zabit demek zaptiye işini yürüten, asayişi sağlayan insan demek. Vali anlamına almayalım. Ama fiilen halkın içindeki insan. Behzat Ağa idi. 1814 tarihli olanı da yine Limus'un zabiti Said Ağa'nın kendinin kabriydi. Said Ağa seyittir. Oğlunun kabri var. Kendinin kabri var. Ve Kuşadalı Hacı Bekir Ağa'nın kabirleri vardı. Onlar da yok. Tabii bugünkü düzende, yani İngiliz Kıbrıs'ı idare etmeye başladıktan sonra 1878 Temmuz'undan 1953'e kadar yapmadığını bırakmadı. Tarihi eserlerle ilgili götürebileceklerini götürdü, götüremeyeceklerini ise deforme etti. Açıkça söylüyorum, deforme etti. Burada yaşayan insanların hayatıyla oynadı. Limusollu otursun burada, sokakları gayet ferah, güzel, cadde açacağım diye oraları yıkmalara hiç lüzum yok idi. Şimdi burada Divan-ı Hümayun muhassılı merhum Mehmet Emin Efendi'nin de kabri vardı avluda. Yine birkaç kişinin daha kabri vardı. Son türbedarın kızı, buradaki türbenin türbedarının kızı Safiye Hanım'dı. Gemiciler Limasol'da, hangi milletten olursa olsun, denize açılmadan önce bilhassa şüpheli havalarda, yani acık fırtına kopacak, deniz patlayacak gibi havalarda mutlaka gelirler. Buradaki türbeyi ziyaret ederler, dua ederler. Ondan sonra denize açılırlardı. Bu Limasol'un denizcilerinin çok önemli dikkat ettikleri bir adeti idi. Şu anda vakıflarla ilgili daireye bağlı olarak bulunmakta ve vakıflar ve kültür turizmin müştereken yürüttüğü bir düzenle buraların zaman zaman gelip bakımını, temizliğini, tutumunu yapıyorlar ilgili devlet memurları ve temiz bak da bulduk. Biz yani gelmeden önce de şura temizlensin, bura temizlensin demedik. Düzgün bir halde muhafaza edilmiş. Ha, buraya bir masraf edilse, bir restorasyon çalışması yapılsa olabilir ama tabii bütçe imkanları buna ne kadar el verilirse. Şimdi buradan mescide doğru şöyle ben bir hareketleniyorum. Mescidin içerisi biraz böyle bomboş, kuru bir mescit. Ahşap tavanlı, dikdörtgen bir zemin ve üstünde de bir yazı var. Sultan Abdülhamit Han zamanında yazılmış bir yazı. 1891 tarihli Osmanlıca yazıyla yazılı. Şurada 1307 görünüyor. Sene 1307. Onun üstünde de tahmin ediyorum bir yazı vardı ama o yazı artık nasıl oldu bilemiyorum, kaybolmuş. Sadece altında o tarihi kalmış. Bari onu muhafaza etmişiz. Yanları kesme taştan yapılmış kapının süvesi. Üstü kemerli bir vaziyette. Hoş, sade bir mescit. Türbede burada sandukasının üstünde puşide de yok. Hakikaten puşide olmaması da o iyi olmuş efendim yani. İnsanlar bir sürü ayet-i kerimeleri böyle sandukaların üzerine örtüyorlar. Biraz da göbekten aşağıya geldiyse ayet-i kerimeler insanın aşağısında kalıyor. Hürmette kusurlu bir duruma düşülüyor. Türbenin yapısı daha eski görünüyor taşları itibariyle. Yine süvelerinde kesme taş da var, Kıbrıs taş da var, mermer taş da var bunda. Eskiliği onun için söylüyorum. Bu herhalde restoreden sonra bu hale geldi mescit. Ve kemeri de yine Kıbrıs taşından yapılmış vaziyette. Biz Fatihalarımızı okuduk. Siz de lütfen Fatihanızı eksik etmeyin.
buralara gönderin. Gelir mi derseniz binlerce kilometre öteye gider efendim. Hoşça kalınız.